Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz bugün Ekopolitik'te. Günlerden cuma. Ekonomist Uğur Civelek bizlerle birlikte. Hemen vakit kaybetmeyelim. Sayın Civelek hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Geçen hafta burada konuştuk. Seçim öncesi son programdı. Seçimler yapıldı. Aradan da bir hafta geçti. Ne anlatıyor Uğur Civelek'e bu yaşananlar? Şimdi geçen cumadan bugüne son bir hafta içinde ne olup bittiğini özetlerken ikiye bölmekte yarar var. Bir, küresel düzeyde ne gibi değişiklikler yaşandı? İki, Türkiye'de neler yaşandı? Hem seçimler sonuçları hem de küresel gelişmeler ışığında. Çünkü gerçekten önemli bir hafta. Hı-hı. Belki de 2015 yılının en önemli haftalarından birini yaşadık. Geçen cuma biz programı yaptık. Birkaç saat sonra Amerika'da tarım dışı istihdam rakamları açıklandı. Önemliydi. Amerika yılın ilk çeyreğinde büyüyememişti. Bu mevsimlik olumsuzluklarla açıklanmıştı. Bu doğru mu değil mi o anlaşılacaktı. Bakıldı, tarım dışı istihdam 280 bin kişi net bir rakama ulaşmış. Piyasa beklentileri 200 binin altındaydı. Bu çok yüksek bir rakam. Bir anda Amerika'nın bu yıl içinde faizleri yükseltebileceği beklentisi güçlendi. Geriye dönük olarak da daha önce açıklanmış tarım dışı istihdam rakamları yukarı doğru güncellendi. Hı hı. Moraller bozuldu. Tahvil piyasası satış yemeye başladı. Hisse piyasaları sendeledi. Geçen cumayı biraz groke vaziyette kapattık. Türkiye seçime gitti. Türkiye'de işte bazı kurumların baskısıyla kur 2.67 düzeyinde kapandı. Biz bu ortamda seçime girdik. Ama seçimde oy kullanırken dış koşullar Türkiye için alarm düzeyini yukarı çekmişti. Hı hı. İçeride sandıktan çıkacak bir koalisyon ciddi bir problem yaratabilirdi. Öyle oldu. Cuma günü bir kötü haber dışarıdan geldi. Pazar akşamı seçim sonuçlarını büyük ölçüde öğrendik. Türkiye koalisyona mahkum olmuştu. Şimdi burada ikiye ayıralım. Küresele geleceğim. Önce seçimin sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce bunu alayım. Seçimin sonuçlarını şimdi her şerde bir hayır vardır derler. Bunu birileri olumsuz değerlendirdi. Piyasaların seçim öncesi senaryolarına göre AKP'nin anayasayı değiştirecek şekilde güçlü bir şekilde çıkması kötü bir senaryoydu. Hı hı. Keyfiyet artabilirdi. Ya da bir koalisyon en kötü seçenekleriydi. Bunları kesinlikle fiyatlamamışlardı. Onlar bir şekilde idare edebilmek için AKP tek başına hükümet olur, anayasayı değiştiremez en ideal senaryolarıydı. O fiyatlamadıkları kötü senaryolardan biri koalisyon çıktı. Hem de cuma günü açıklanan rakamdan sonra dış koşulların bozulduğu bir ortamda. Bu koşullarda hükümete girmek, koalisyon ortağı olmak, ateşten gömlek giymek anlamına gelecekti. Ve söylemler farklı olsa da koalisyona katılan siyasi partilerin yıpranması, yapılacak bir sonraki seçimde nal toplaması kaçınılmaz olacaktı. Hı hı. Şu an Türkiye'de böyle bir hava var. Söylemle havayı yumuşatmaya çalışıyorlar. Etkili yetkili kesimler kabuslar görüyor. Kamuoyunu yatıştırmaya, piyasa yapmaya çalışıyorlar ama kolay değil. Peki o zaman şimdi oraya bir virgül atıyorum. Yani yeni hükümet çalışmalarını tekrar soracağım. Ama orayı doğru okuyabilmek için işte o demin dediğiniz ikinci başlığa gelelim. Küresel piyasalarda birçok faktör var. Faiz artışları, G7 toplantıları, işte baktığınızda Yunanistan'ın durumu. Siz tarımdan bir başladınız. Tarım dışı istihdam. Tarım dışı istihdamda yani hemen öncesi. Sonra devam etti. Şimdi neydi küresel gelişmeler? En önemli rakam dünya için ABD'nin tarım dışı istihdam rakamıdır. O daha belirleyicidir. Daha bir yön göstericidir. Moraller bir kere cuma gününden piyasaların bozuldu. Gelişen ekonomilere bakış açısı bir kademe daha olumsuzlaştı. Ama bizim fiyatlar bunu fiyatlamamıştı. Hı hı. Pazartesi günü sert bir hareket gördük içeride kurlarda. Türk lirası %5'e yakın değer kaybetti. Herkes bunun seçim sonucuyla ilişkili olduğunu düşündü. Hayır, bu olumsuzlaşan küresel koşullar artı seçim sonuçlarının bileşik etkisiydi. Ve de çıkabilecek hangi koalisyon şekli olursa olsun dış koşullardaki olumsuzlaşma karşısında savrulması, başarısızlığa mahkum olması kaçınılmazdı. Hafta içinde dışarıda neler oldu? Bir, Almanya'da bir Deutsche Bank'ta bir travma yaşandı. Yönetim kademesi bir sarsıldı. Bu tüm Avrupa bankacılık sistemi açısından bir belirsizlik yarattı.
dominant bankalardan biri çünkü. Dominant bankalardan. Çünkü Almanya'nın en büyük bankası, Almanya Avrupa Birliği'nin en önde gelen kurumu ve topluluk genelinde alınan kararlarda etkisi var. Lobi gücü yüksek bir kurum. Bu bir şeylerin değiştiğinin işareti olarak algılandı. Avrupa'da faizlerde sert bir yukarı hareket başladı. 10 yıllık Alman devlet tahvili faizleri %1'e yaklaşma eğilimine girdi. Bu bir önemli nokta. Deutsche Bank'taki durum. İkincisi Yunanistan konusu. Yunanistan'ın temerrüde gitme olasılığı artmaya başladı. Görüşmelerde mesafe kat edilemiyor. Bu ayın sonuna kadar da dananın kuyruğu kopacak deniyor ama hep böyle deniyor yaklaşık 4 aydır. Bir türlü kopmadı. Ne olacağı çok net belli değil. Yukarısı bıyık, aşağısı sakal bir durum var. Bir üçüncüsü G7 zirvesi toplandı. Bunların gündemleriyle ilgili kamuoyuna bazı şeyler sızdı. Daha çok Rusya'nın hamleleri, Suriye meselesi ağırlıklı konuşulmuş. Başka gündem maddeleri varsa da bu kamuoyuna yansımadı. Benim şüphelendiğim konulardan biri de şu. Bu G7'ler transatlantik içinde yer alan ülkeler. Yani Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği evet, köprüsü. Tercih ticaret ve yatırım sözleşmesinin içinde yer alan ülkeler. AB, Japonya, Amerika, Kanada. Şimdi acaba tercih ticaret ve yatırım anlaşmasının devreye girmesi ilgili bir şeyler konuştular mı? Bir takvim belirlediler mi? Eğer belirledilerse ve birileri de bunu duyduysa bu da piyasalarda olumsuz etki yaratır. Siz o etkilerden birinde bu olabileceği kanaatini mi taşıyorsunuz? Ben artık G7 her toplantısında şüpheyle bakıyorum. Eğer açıklasalar böyle bir şey konuştuklarını, takvim belirlediklerini piyasalar ayakta duramaz. Neden? Çünkü korumacı eğilimlerin bir takvimde devreye gireceği, enflasyonist baskıların güçleneceği, küresel ticaret hacminde ciddi daralmalar olacağı ve gelişen ekonomiler cephesinde yaprak dökümünün hızlanacağı anlamına gelir. Hı hı. Açık açık söyleyemezler. Yani. Ve tahvil balonu patlamaya başlar. Böyle bir şey açıklayamazlar konuşsalar bile. Onun için şüpheyle bakıyorum. Ama piyasalardaki faiz yükselişleri falan sizde bu izlenim mi doğuruyor? Acaba mı dedirtiyor? Ben Alman, Amerikan tahvil faizlerindeki yükselişte sebep ne olabilir? Niye yükseliyor? Bunlar düşürüyordu çünkü. Para bol. Gelişen ekonomilerde artık gitmiyorlar, evlerine dönüyorlar. Faizlerin düşüyor olması lazım. Riskten kaçınan devlet tahviline sığınır. Hı hı. Neden yükseliyor? Bak, bir ihtimal. Deutsche Bank olayı bunda etkili olabilir. G7 zirvesinde tercih ticaret yatırımın konuşulmuş, takvim saptanmış olması bunu tetikleyebilir. Hı hı. Yunanistan'ın durumu bunu tetikleyebilir. Bir üç tetikleyecek bu tahvil faizleri. Dünyada yeniden bir risk alma eğilimi ortaya çıkar. Herkes devlet tahvilinden çıkıp özel sektör riskini almaya başlar. Para saçılır dünyaya. Bir de o yapar. Bu sonuncusu hiç yok. Diğer üçünün değişik oranlarda etkisi olmuş olabilir. Peki orada merak ettiğim bir şey daha var. Nasıl bir algı içerisine girmiş olabilirler veya bizim burada nasıl yankılanmış olabilir ki bizde de tedirginlik oluştu? Yani herkes seçimi konuşuyor ama şöyle bir durup nefes alıp baktığınızda özellikle yönetim kademesinde, siyaseti kastetmiyorum, seçimin dışında bir tedirginlik var. Bunlar mı? Şimdi içeriye gelelim. Pazartesi günü piyasalarımızda neler yaşandı? Türk lirası %5'e yakın değer kaybetti. Hı hı. Borsa %8 aşağı açıldı. Burada Türkiye'de ciddi bir riskten kaçınma eğilinin etkili olabileceği kanaati pazartesi günü güçlüydü. Ama azaltılamayacak kadar çok riski olanlar bu durum karşısında bir şeyler yapmak zorunda kaldılar. TUSİAD'ın hemen açıklamasını gördük. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin açıklamasını gördük. Herkesi sakin olmaya davet eden. Ve piyasadaki hareketin sanki seçim sonuçlarıyla ilgili olmuş ilgili olduğunu yönünde bir kanaat oluşturmaya çalıştılar. Yani geçici. Dış piyasa etkisini üstünü kapattılar. Hayır, bu hareketin en az 150'si dış piyasa kaynaklıdır. Dış piyasa hareketleri varken İçeride çıkacak seçim sonuçları çok önemli değildir. Çünkü riskten kaçınma eğilimi, özellikle kırılganlar ekonomilerden uzaklaşma eğilimi söz konusuysa Türkiye'de ne ağzımızla kuş tutsak kötüye gidişi önleyemeyiz. Ve geçen cumadan bu cumaya yaşanan gelişmeler net bir şekilde gelişen ekonomiler için kötü haber niteliğindeydi. Ama içeride bunu görmeden var güçleriyle
sakinleştirmeye çalışırlar. Kuru biraz daha geriletebilirler. Borsa yükseltebilirlerse içeride herkesin sakin olmasını sağlayabileceklerini düşündüler. Daha önce siyaset cephesinde konuşulan her şeyi kapattılar. Merkez medya, yandaş medya, iş dünyası koro halinde aynı söylemi tutturdular. Çünkü risk büyük. Risk çok büyük. Peki, peki böyle devam edebilirler mi? Yani güven bunalımının büyümesini önlemeye odaklandılar. Her şeyi boş verdiler. Bir tek buna odaklanıyorsan o zaman bu ülkenin hiçbir sorunu çözemezsin. Bir dış veri daha soracağım. Oradan Türkiye'yi biraz daha analiz etmeye devam edelim seçim odaklı. İthal fiyatlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde %1,3 artışı. Şimdi ithal fiyat ne? Bu niye önemli? Bizi niye etkiler? Nasıl etkiler? Biraz bunun da yorumunu almak isterim. Ha, ithal fiyatlar. Amerika'da dün perakende satış rakamları açıklandı. O da beklendiğine iyi geldi. Faiz yükselişini besliyor. Ve de ithal fiyatların %1,3 oranında arttığı söylendi. Bu Amerika'da enflasyonunu 2'ye belki 2'nin üstüne çıkaracak bir potansiyel taşıyor. Bugün Amerika'da toptan fiyat endeksi de açıklanacak. Saat 3.30'a doğru. Amerika ile ilgili beklenti şu. Fed bu yıl faizleri yükseltmeye başlayabilir. Bir seri küçük adımlar mı olacak? Bir kere yapıp duracak mı? Bilinmiyor ama ciddi bir belirsizlik var. Bu riskten kaçınma eğilimini devam ettirecek. Ama şu anda panik yok. Ama her an her şey olabilir. Olmayacak bir tek şey var. Gelişen ekonomilere rahmet yağmayacak. Birçoğu borcunu belki çevirecek ama sıcak para çıkışı söz konusu olursa durumu daha sıkıntılı hale gelecek. Peki, vatandaş rızayım ben. Bana ne? Ben nasıl etkileneceğim? Vatandaş rıza olabilir. Çevrende her şey değişiyorsa, borcun olmasa bile sen de etkilenirsin. Nasıl etkilenirsin? Dışarıdan yeterli kadar sermaye gelmiyorsa, döviz kuru yükseliyorsa bu enflasyonist baskı üretir. Enflasyon baskısı faizleri yükseltir. Faizler yükseliş varlık fiyatlarını aşağı çekmeye başlar. Varlık fiyatları düştükçe bilançolar yıpranır. Bilançolar yıprandıkça kredi itibarı düşer. Kredi itibarı düştükçe riskten kaçınma eğilimi güçlenir. Bu kısır döngü kendi kendini besler. Şimdi bu kısır döngüyü kırabilecek bir hükümet modeli nasıl olur Türkiye'de? Bunun formülü üretilemiyor. Sandıktan çıkan sonuçtan böyle bir şey mümkün olmuyor. Biraz bunu açalım o zaman. Şimdi demin bir vatandaş da onun için kim olursa olsun, Türkiye'nin hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, Türkiye'de ekonominin daralmasından, işsizliğin artmasından, duruma direnmek için alınacak önlemlerden fazlasıyla etkilenir. Yani şunu söylemek mümkün değil. Amerikan ekonomisinde ya da Avrupa Birliği ekonomisinde bir şeyler oluyor. Bana ne? Değil. Değil. Hayatımızı direkt etkileyecek. Ha şu var. Eğer Türkiye dışarıdan gelecek kaynağa bağımlı olmasaydı. Ha, o zaman durum kendi değişir. Yağıyla kavruluyor olsaydı o zaman durum farklıydı. Ama öyle değiliz. Yani en ufak yelden hasta oluyoruz, yatağa düşüyoruz. Peki tam bu şeyde, manzaranın içerisinde, fotoğrafın ortasında bir şey var. Ekonomideki riskler, demin bir ateşten gömlek tanımlaması yaptınız. Hadi yeni hükümeti kuralım. Birincisi başına ne gelecek? Ekonomik riskler ve yeni hükümet baktığınızda koalisyon ortaklığı neden ateşten top? Bilerek mi girmiyorlar? Girmemeye mi çalışıyorlar? Siyasi partiler ne yapmaya çalışıyor? Güzel. O zaman kurulacak bir koalisyondan dış finansörler, içerideki bankacı kesimi finansal piyasalar neler bekliyor? Bunu açalım. Vatandaş neler bekliyor? Bunu açalım. Şimdi bu ikisini ayrı ayrı koyduğumuz zaman daha net görünecek. Dış finansörler, bankacılık sistemi, büyük holding patronları bunlar tümüyle Amerika ile, Amerika'nın çıkarlarıyla havlet olmuş durumdalar. Yani 1910'lardaki İstanbul iş dünyası, İstanbul medyası gibi böyle bir havaları var. Onlar kurulacak koalisyon hükümetinden koşullara göre gerekirse en acı önlemleri almasını talep ediyorlar. Öncelikle yabancıların rahat ettirilmesini bekliyorlar. Bir denilenin iki yapıl edilmemesini istiyorlar. Şimdi buradan bakıyorsun yani yabancılar memnun edilecek. Bunun bir bedeli var. Bankacılık sektörü memnun edilecek.
Peki sen önceliği buna verirsen sen üretime odaklanamazsın. Sen vatandaşı memnun edemezsin. Sen iki bayramda bir yılda iki maaş ikramiye veremezsin. Sen Merkez Türkiye projesini hayata geçiremezsin. Çılgın projeleri ağzına alamazsın. Vatandaşa biraz daha sıkıntı, biraz daha sıkıntı deyip kademeli kademeli daha zor koşullara alıştırman lazım. O adam da artık bıçak kemiğe dayanmış, öfkeli, sabredecek durumu yok. Tercihini vatandaştan yana yaptı. Şimdi vatandaş ne bekliyor? Vatandaş rahatlatılmayı bekliyor. Yani hep aynı tarafa çalıştınız, biraz da bize çalışın demeye getiriyor. 20 yıl hatta 12 yıl bile değil. Vatandaşa 25. çalışacak bir koalisyon kesinlikle istemiyor yukarıdakiler. Bir hafta boyunca piyasadaki iyi söylemlerin tamamı dış finansörler, bankacılık sistemi, holding patronları lehine bir hükümet oluşumu için çaba harcanıyor. Bunun için lobi yapılıyor. Ama seçim sonuçları ortada. Bıçak kemiğe dayanmış. Şimdi burada dış finansörler ve onunla işbirliği yapanlarla vatandaş arasında büyümüş, üstü örtülemeyecek bir çıkar çatışması var. Hı hı. Para gelsin diye dışarıya boyun eğerlerse vatandaş koalisyona giren partileri satacak. İlk seçimde nal toplayacaklar. Onun için ateşten gömlek. Vatandaşı tercih ederse. Koalisyona girenler vatandaşı girerse dışarıdakiler bankacılık sistemi hemen cezalandıracak. 12 yıldır yapmayın, yapmayın, yapmayın dediğimiz nokta bu işte. Açmaz. Burada sandıkta çıkan sonuçları da çok abartmayalım. Vatandaş her şeyi bilmiyordu. Bu çıkar çatışmasının da farkında değildi çoğu. Ama yakında tanışacaklar. Nasıl bir tanışma bu? Nasıl bir tanışma? Bir, ekonomik koşulların ağırlaşmasını herkes iliklerine kadar hissedecek kademeli olarak. İki, Türkiye'de Orta Doğu'ya ilişkin bir takım görevler talep edecek dış güçler. Para gelme gelir umuduyla ona da boyun eğecekler. Kardeş kanı da akacak. Bu iki gelişme birlikte sokaklardaki öfkeyi artıracak. Türkiye'deki dengeler toptan değişecek. Bu sefer kaçmak zorunda kalacakları zaman erken seçime sığınacaklar ama o seçimden bambaşka bir şey çıkacak. Türkiye batının yörüngesinden çıkma eğilimine girecek. Bir şeyleri bu kadar zorlarsa, Türkiye'yi kendi çıkarlarına kulluk yapmaya zorlarsa eninde sonunda olacağı şeyler belli. Onun için şimdi koalisyona girecek hükümet karar versin. Dış güçlere mi kulluk edecek, vatandaşa mı hizmet edecek? Vatandaşa hizmet etmek isteyenle dış güçlere kulluk etmek isteyen gerçekçi olmak istiyorsa aynı koalisyonda uzun süreli bir devamlık olmaz. Eninde sonunda erken seçime gider. İki, koalisyona girecek hükümetler vatandaştan yana görünüp uyutup dış güçlere hizmet edebilir mi? Bir süre edebilir. Ama devamı gelmez. Yine erken seçime gider. Siyaset bu manzaranın farkında mı? Önce onu sorayım. Siyasetin bu manzaranın farkında ama farkında değilmiş gibi oynuyor. Vatandaşın uyanmasını istemiyor. Yani peki bu manzaranın farkındaysa buradan bir hükümet çıkar mı? Şimdi buradan bir hükümet çıkar mı? Tek tek siyasi partilere sorsan bir AKP'nin durumu belki biraz istisna. Onlar değişik nedenlerle hükümet dışı kalmak istemeyebilir. Ama içlerinde bazı gruplar var ki hükümet dışı kalmanın partinin daha çıkarına olacağını düşünüyor. Nedir? Hükümet dışında kalırlarsa hem Erdoğan'ın bagajından kurtulma hem de yeni bir şey pranmadan yeni bir çizgi tutturma şansı yakalayacaklarını düşünüyorlar ve hala birinci parti. 12 yıllık faturayı ihale etme şansları var. Evet. Yani F tipinin eski üç dönemliklerin bu yönde düşünceleri olabilir. Ama Erdoğan'ın bagajı hükümet içinde olmak da bir dert, olmamak da bir dert, bir açmaz yaratıyor. CHP'ye geliyorum. CHP rengini belli etmiyor. Vatandaştan yana değil, vatandaş kendinden yana olacağını düşünüyor. Seçim söylemleri nedeniyle. Ama Kemal Derviş formülü gerçek rengini belli ediyor. Onlar dış güçlere hizmet edecek ama vatandaşı sakinleştirecek blok olarak koalisyona girmeye zorlanacak bir parti. Dışında kalması da zor, girerse yıpranmaktan kurtulması da zor.
MHP o büyük koalisyona sıcak bakıyor. Dışarıda kalmayı tercih ediyor. İçeride olmanın yıpranmak anlamına geleceğini biliyor. Onun için şartlar öne sürüyor. MHP kendi, sırf kendi çıkarı açısından baktığında dışarıda kalması yıpranmamak, hatta güçlenmek anlamına geliyor. Güçlenmek anlamına geliyor. O hesap yapılıyor olabilir. HDP diğerleri çalışsın, o gerekirse dışarıdan desteklesin ama hükümet içine girsin istemiyor. Yani burada koalisyondan uzak durmaya çalışan iki parti var. Koalisyona mecbur hisseden iki parti var. Pardon, bu arada HDP ile ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bir takım söylemler gelir gelmez gelmeye başladı, o ayrı. Bir de şimdi HDP'nin kadrolarına da baksanız. Mesela ekonomiyi teslim edin, saatli bomba zannederler. Hiç kimse ne dış siyaset biliyor, ne ekonomi biliyor, ne bir şey de bilmiyorlar ki. Tek bildikleri bir konu var. Şimdi onların da gizli gündemi var. Gizli gündemi uygulamak için iş başında olurlarsa bu daha zor. Dışarıdan daha kolay. Çünkü dış güçler de onlar lehine çalışıyor. Kurulacak koalisyonu o çizgide yönlendirecek. Fazla yıpranmadan istediklerine ulaşabileceklerini düşünüyorlar. Demin bir şey söylediniz. Onu biraz, ben ondan bir takıldım. Şimdi dediniz ya, hızla Türkiye batı yörüngesinden çıkabilir. Evet. Şimdi bu ilk planda duyulduğunda hoş gibi geliyor. Hoşuma da gitti. Sonra aklıma başka seçenekler geldi. Bu yörüngeden çıkmak aynı zamanda Cumhuriyet tarihinin en ağır ve uzun süreli krizini yoğun bir şekilde yaşamak anlamına da geliyor. Şimdi bu faturayı üstlenerek diyelim ki böyle bir tercih yaptınız. Türkiye'nin birliğini, toprak bütünlüğünü koruyamaması anlamına da geliyor. Biraz daha ayrıntı rica edeceğim. Türkiye bağımsızlık adına ayaklarının üstüne basabilir. Bu güzel bir alternatif. Faturayı da ödersiniz. Yani şöyle ya daha diktatörce bir tavır takılırsa? O yörüngeden kurtulmanın bedeli ağır diyet ödemektir. Buna hazır mı Türkiye? Şu seçim sonuçları hiç hazır değil diyor. Peki daha tabloyla, baskıcı bir rejime giderse? Bu tabloyla dış güçlere kulluk etmek sorunu ağırlaştırır mı? Kesinlikle. Yani daha baskıcı bir rejim riski de var. Elbette. Şöyle söyleyeyim. Herkes şu koalisyona, formül yapısına bir anda bir açıdan rahat. Neden? Eğer AKP tek başına iktidar olsaydı baskılar çok daha büyük olacaktı iş dünyasının sırtında. Hı hı. İş dünyası AKP'nin gücü törpülendiği için bu baskıların daha az olacağını düşünüyor. Ama ondan daha büyük baskı yapılması gerekenler yapılamamasından dolayı yine başlarına bela olacak. Ürktüğüm şeyi sormak istiyorum. Batı'dan, yani emperyalizmin bir tarafından kurtuldunuz. Bağımsız olacağım dediniz, Atatürk'ü anladınız. Bu bir ihtimal. İkincisi, dediğiniz risklerden dolayı adres değişik bir mandacılıktan korkuyorum ben. Bir atasözü vardır. Denize düşen yılana sarılır. Yani bizim bir yerden kurtulmamız, bağımsızlığımız kendi ayaklarımız üstüne duracağımız anlamına gelmiyor. Şu seçim sonuçları bu konuda olumlu düşünmeye izin vermiyor. Bir yerden kurtuldunuz ama çaresizsiniz. Çırpındıkça batarsınız. Orada neler olacağını kestirmek pek mümkün olmaz. O büyük bir belirsizlik. Çok riskli yani, bir şeyden bahsediyorsunuz. Tersten şöyle söyleyeyim. 19 Mayıs'ından sonra Kurtuluş Savaşı süreci, İstanbul Mandacı kütümüyle Anadolu'da farklı bir hareket yaratılıyor Mustafa Kemal önderliğinde. Milis güçler, yeni bir ordu kuruluyor. Ama orada çeteler de var. Eğer o çetelerden biri bu hareketi sabote etseydi, ondan sonra Anadolu paramparça olurdu. Sev süreci gerçekleşirdi. Şimdi benzer bir durumla karşı karşıyayız. Eğer birliği koruyamazsak, bugün telaffuz bile etmek istemediğimiz sonuçlar gündeme gelebilir. Türkiye iç savaş yaşamak zorunda kalabilir. Sıkıntılı bir süreç bu. Yani Suriye'nin düştüğü duruma düşmek zorunda kalabiliriz. Çok temkinli olmamız gerekiyor değil mi? Çok uyanık olmamız gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi oradan kaçınmanın yolu, dış güçlere, vatandaşı ihmal ederek kulluk etmeye kalkarsan oraya gider. Ülkede birliği sağlayamadan vatandaşın yanında olacakmış gibi herkes kutuplaşmaya istemeden destek vermek zorunda kalırsa yine oraya gider.
tam sorumlu siyasetçilik yapılması gereken bir süreçte. Şimdi iş dünyasındaki korkuyu da öyle görmek lazım. Bir dışarısı üstümüze geliyor, bir de içeride çözülme yaşanırsa, yapılması gereken yapılamazsa her şey kontrolden çıkıyor. Biz uyarıyoruz uzun süreden beri. Çok Cumhuriyet tarihinin en ağır krizi derken, o en ağır krizde bu iki vektörün bileşimi söz konusuydu. Adım adım o tarafa gidiyoruz. Görmezlikten geliyoruz hala. İş dünyası görmezden geliyor. Günü kurtarıyor sadece. Şimdi şu meclisten yapısal sorunları çözecek, Türkiye'nin ayakları üstünde durmasını sağlayacak bir koalisyon çıkmaz. Kimse boşuna yırtılmaz. Bu seçimden anca yapacakları şey bir süre için vatandaşın gözünü boyamak. Peki bir iki nokta daha var, onları soracağım. Sonra biliyorum herkes şu anda ekranın başında döviz niye 2.71 sorusunun yanıtını bekliyor sizden, ama oraya geleceğim. İki şey soracağım. Bu demin bahsettiğiniz etkenler nedeniyle sıkışan bir ekonomi ama yerel yönetimlerin de çok fazla öne çıktığı ve borçlu olduğu bir Türkiye manzarası. İktidarın üstleneceği riskleri okurken biraz da buradan bir iki cümle yorum alabilirsem sevinirim. Tabii şimdi vatandaşın günlük yaşamında 30 yıl öncesine göre yerel yönetimlerin payı çok büyük. Sosyal yardımlar olarak, hizmet olarak, yaşam kalitesi olarak. Merkezi hükümetin de katkısı direkt vatandaşa ve yerel yönetimlere çok büyük. Tüm bunlar dışarıdan fazlasıyla para geldiği için olabildi. Son 10 yılda yaşadıklarını hafızalarından silseler bile insanlarımız alışkanlıklarından vazgeçemeyecekler. Bu öfke yaratacak. Dışarıdan net para gelmesi artık mümkün değil. Bu yerel yönetimlerin hizmet kalitesini de düşürecek. Maaş ödeyemeyecek duruma düşecek bazı yerlerde, bu yaygınlaşacak. İflasları, yerel yönetimlerin iflaslarını dahi telaffuz eder noktaya geleceğiz. Bu süreçte bankacılık sistemi çok hırpalanmış olacak. Merkezi yönetim bütçesi de sürekli harcama kısmak, gelir yaratmak zorunda kaldığı için vatandaşı çok üzecek. Yani bugünün dış koşulları geçmişi unutmamızı söylüyor. Yani ilk beldemizden hissetmeye başlayabiliriz. Tabii. Yani. Onun için katmerli hissedilecek. Vatandaşın borçsuz olsaydı yine atlatırdı. Her 100 kişiden 60'ı borçluysa onu da ekle, çok daha yoğun hissedilecek. Yani hep bu kayısı yapıyorlar ya, Türkiye gerçekten 2001'deki Türkiye değil. Bak, sokaktaki insan tabii, açısından. Döviz kurundan söyleyeyim. Döviz kuru yükseldikçe Türkiye'de bankaların sermaye yeterlik oranı düşer. Bilançolar yıpranır. Bu eğilim döviz kurunu daha yukarı çeker. Riskten kaçınma eğilimini hızlandırır. Bu bilançoları yıpratır, sermaye yeterlik oranlarını aşağı çeker. Yeni kredi verilebilmesini imkansızlaştırır. Veremiyorsan ekonomideki borç alacak zinciri kırılır. Hı hı. İflas talepleri artar. Ekonomi çakılır. Tam burada bir şey soracağım. Bu borç alacak zincirinin kırıldığı ortamda herkes elinde var 1 lira ama ödenecek 5 lira ise 4 lirayı ödemeyecek, ödeyemeyecek. Ne yapacak? İlk ödenemeyecek rakam da vergiler olur. Peki tam burada bir şey soracağım Sayın Cevrek. Seçimin hemen ardından ilginç bir yorum da geldi. Yurt dışından geldi. Merkez Bankası artık çok daha bağımsız çalışabilecek. Şimdi hani güler misin, ağlar mısın cinsinden bir yorum. Ama ve lakin şimdi tamam, Cumhurbaşkanı'nın bir nebze olsun etkisi azaldı diyelim Merkez Bankası üzerinde. Siyasetin Merkez Bankası'ndaki baskısı azalırken seçim sonuçlarıyla, ama olumsuzlaşan dış koşulların baskısı iyice artmaya başladı. Tamam, tam bunu soracağım işte. Bugüne kadar Merkez Bankası ile ilgili, içerideki dövizle ilgili yaşananlarda, faizle ilgili yaşananlarda ne diyorduk? Cumhurbaşkanı ile Merkez Bankası kavga ediyor. Evet, bunun çok etkisi var. Diyelim kavga bitti. Hadi yap hamleleri. Güzel. Şimdi o zaman gelelim son Arap Baharı sonrasına bakalım. Ülkede tek parti hükümeti vardı. Bunlar dış koşulların baskısında kendi içlerinde kavga etmeye başladılar. Gaza basalım, frene basalım. Hı hı. Cumhurbaşkanı bir tarafı gaz tarafını seçti. Ekonomi yönetimine tedbirli olalım. Ayağımız gaza basmayalım, frende olsun. Çok kötü bir döneme gidiyoruz demeye başladı geç bir şekilde. Şimdi tek parti hükümetinde bu açmazı yaşadınız.
bir taraf dış koşulların gümbür gümbür üstümüze üstüne geldiğini görüyor. Diğer taraf da oy kaybetmemek için eskisi gibi devam etmek zorunda olduğunu görüyor. Kabullenemiyor bazı şeyleri. Tek parti hükümeti bunun içinden çıkamamış. Merkez Bankası ve siyaset üstündeki baskıları günü kurtarmak için seçim öncesinde Merkez Bankası'ndaki baskıyı artırmış. Bu çözüm değildi. Şimdi gel getir. Bir koalisyonda bu ne olacak? Siyasi baskı olmazsa. Yine de siyasi baskı olmadı diyelim. Merkez Bankası ne yapacak? Şimdi gelelim silahları bunun da arkasından. Bir, aman faizler yükseltilmesin, düşürülsün, ekonomi boğuluyor. Doğru. Doğru. Faizleri sakın düşürmeyin, yükseltin. Döviz kuru uçuyor, enflasyon çıkıyor. O da doğru. İkisinden birini seçeceksin. İkisinden birden kurtulma şansımız yok. İkisinde çıkacağı yol eninde sonunda ekonomik daralmadır, çaresizliktir, kontrol kaybıdır. Ben bu denklemin Merkez Bankası'nın itibarını aşağı çektiğini, bunun görünen şeklinin döviz kurundaki yükseliş olduğunu, bunun Türkiye'nin kredi itibarını da riske soktuğunu görüyorum. 3 yıldır bu gidişat terse çevrilemedi. Dış koşullar da giderek daha ağırlaşıyor. Bundan sonra bu koalisyon hükümeti dış koşullar karşısında aciz kalacaktır. Laftan öte hiçbir şey yapamayacaktır. Bir süre sonra lafının da kıymeti olmayacaktır. Daha riskli bir şey soracağım. Bu acziyet siyasi tavize neden olur mu? Şimdi elbette olur. Sen çok çaresizsen dışarıdan gelecek para. Gelir umuduyla bekçilikten tetikçiliğe terfi edersin. Suriye'de, Orta Doğu'da. Ama ihtiyacın kadar para artık gelmez. Tetikçilik de yapsan gelmez. Tam yeri geldi galiba. Şimdi açalım o zaman. Dövize mercek. Şimdi aslında bu yaşadığımız ve konuştuğumuz meselelerin hepsi dövize yukarı git diyor. Ne oldu da döviz şu anda, hatta yani 2.80'leri gördü, sepet bazında 2.95'leri gördü galiba değil mi? 92'yi ben gördüm, siz 95'leri. Parite etkisini dışlayabilmek için sepet bazında şu konuşalım. Yarım dolar, yarım eurodan oluşan, toplamından oluşan bir sepet. Şubat ayında Merkez Bankası 2.50'nin altına çekmeye çalışıyordu enflasyon hesabı için. O 4 Şubat'taki olan stoplar faiz düşürebiliriz lafı o ortamda oldu. 2.50'nin altındaydı. Ondan sonra 2.60'ın üstüne gittik. 2.70'e gittik. Geri döndürülüyor hep malum kesimlerin satışıyla. Seçimden bir ay önce 2.89 gördük. Yine aynı kurumlar satışa geçti. 2.71'e kadar getirdi. Ama seçim öncesinde 2.89 gördü, 2.86 falan kapattı. Sepetten bahsediyoruz. Sepetten bahsediyoruz. Pazartesi günü 2.95 gördü. Panik içinde. Bütün hafta uğraştılar. 2.92'nin altına getiremediler cuma sabahına kadar. Cuma günü Amerika rakamları çıktıktan sonra son bir gayret, hafta sonu rahat geçirmek için 2.87'ye kadar getirdiler. Hala çok yüksek. Hala çok yüksek. Bunun anlamı şu. Şu kur nereden kaynaklanıyor bu yükseliş? Dışarıdan artık yeteri kaynak gelmiyor. Güvensizlik büyüyor. Dolar niye 2.71? Geliyorum. Dolar parite hareketleri şu anda sepet 2.88. Seçim öncesine yani cuma gününe daha gelemedik. Tüm çabaya rağmen. Bu Şubat'tan bu yana Türk lirasındaki bu değer kaybının sebebi yeterli yabancı kaynak gelmiyor. Cepten yiyoruz. Bu süreç devam eder mi? Kesinlikle edecek. Finansal piyasalarda döviz kurunun da dalgalı bir şekilde yukarı çıkacak, tepkiler gelecek. Tekrar çıkacak, yine tepkiler gelecek. Bu yukarı gidecek. Beraberinde enflasyon beklentileri bozulmayı sürdürecek. Faizler yükselecek. Türkiye ekonomisi bilançoları yıprandıkça daha bir hızlı daralır olacak. Durgunlaşma devri bitti. 3 yıl. Artık ekonomik daralma devrine girdik. Bu seçim bu işin başlangıcı oldu. Bundan kaçınmak için seçim öncesinde ne diyordu piyasalar? Önce enflasyon diyelim, yapısal reform diyelim. Bu söylemi de tavsiye eden Brisbane'de G7'ler. G20 içinde tavsiye edilen şey. Biz ne dersek onu yapın, onu söyleyin. Başka şeyler konuşmayın. Kur savaşlarından kaçının. Kaçındık da yani kur savaşlarının içinde bulduk. Kontrolü kaybettik. Gelmiyor para.
bir koalisyon hükümeti yapısal reform yapabilir mi? Yapamaz. Yapısal reform yapacaksan belli ki bir sorun var, birikmiş sorun. Bu sorunu kime fatura edeceksin? Amerika'ya mı, bankalara mı, vatandaşa mı? Vatandaşa buyur fatura et. Edemiyorsan. İki, diyelim ki ettin. Para gelmeye başlar mı? Hayır. Bir de öyle bir çelişki var kendi içinde. Şimdi ben Türkiye'de sistemin taşıyıcı kolonlarının kırılmaya başladığını düşünüyorum. Bu yapı tehlikeli. Bunu ben görüyorum. Dünyada risk taşıyan herkes de görüyor. Bina çökmeden canını veya malını kurtarmaya çalışıyor. Peki bunu yapabilmek için de bu binada oturanlara masal anlatıyor. Yeni öyküler yazıyor. Seçmenlerimiz masalların etkisinde kalarak oy kullandı. Onun için seçimden önceki hafta demiştim. Elim kırılsaydı da böyle yapmasaydım diyen çok çıkacak 6 ay içinde. 2.71'de kim hangi hesabı yapıyor sizce? Şu anda gücü yetse sistemin bunu daha aşağı getirmek ister. Risklerini artırıyorlar. Kimsenin almadığı riskleri artıyor şu anda sistemi oluşturan kurumsal yapı. Gücü buraya kadar yetti. Ben çıkacak olsam bu seviyelerden diyelim yabancıyım. Hazır düşmüş alırım. Tabii ki. Dün akşam yabancıya çalışıyorlar yani. 71'in de altına geldi bu sabah 71 diyorsun. Yani yabancıya çalışıyorsun şu anda. Çıkmaya çalışan yabancıya çalışıyorsun. Vatandaşı sakinleştirmek için yaptıklarının yan tesiri karşına çıkıyor. Şimdi bu hesapta aman enflasyon düşsün, faizler yükselmesin diye bir enerji harcıyorsun. Bir risk alıyorsun. Bu yabancıya çıkış fırsatı yaratıyor. Ben yan tesirin Türkiye için daha ölümcül olacağını düşünüyorum. Yapılanların doğru olmadığını düşünüyorum. Sorunu ağırlaştıran sistemde ısrar ediliyor. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Bak, Türkiye'nin model değişikliğini konuşması lazım. Türkiye'de çıkaracağınız koalisyon model değişikliği tartışabilir mi? Pek gözükmüyor. Vatandaştan, üretimden yana tavır alabilir mi? Mümkün değil. Paraya bağımlılık, onları ayran budalası gibi dışarıya ağızları bakacaklar. Vatandaşa masal anlatacaklar. Koalisyona giren partilerde bundan sonraki ilk seçimde erken veya zamanda ki erken olma ihtimali giderek artıyor. Nal toplayacaklar. Vatandaştan kırmızı kart görecekler ve sokakta dolaşamayacaklar. Yine buradan iki veri daha okumak istiyorum. Hem tabii koalisyon, olası koalisyonun tercihleri yönünde. Tabii bir şey daha söyleyeyim. Lütfen. Herkes böyle düşünürse kimse koalisyona girmez. Böyle düşünmemesi gerekiyor. Onun için merkez medya, iş dünyası tam tersini söylüyor. Çünkü gerçekten amacına ulaşmak için. Hükümetsiz kalmak da çok riskli ama bu gerçeklerin farkında olarak ve gerçekten bir çözümünüz Çetin, olarak. Bundan sonra bir şey söyleyeyim. Hükümetsiz kalmakla hükümetsiz olmak arasındaki fark çok azaldı artık. Kimin nasıl durduğuyla çok alakalı. Yani dik durabilecekler mi? Şu anda piyasalar varsayım koalisyonu kendi kafalarına göre, kendi ideallerine, hesaplarına göre kurdular. Ortada hiçbir şey yok. Peki yine bir şey soracağım. Geçen hafta hatırlıyor musunuz? Burada bir Türkiye'nin döviz pozisyon açığı hesabı yapmıştık. Buradan konuşalım da şimdi o reel sektörün nasıl bir, affedersiniz kulakları kapatılan bir ciyaklama içinde olduğunu görelim. Ne dedik? 420 milyar dolarken açığımız 480'e düşmüş, küsuratı var. Ama 420'de 2.20'ymiş kur, 380'de çok özür diliyorum, 380'de 2.70. Hatta ben 2.67 demiştim. Tabii orada şöyle düşün, kur etkisi. Sen Türkiye'nin uluslararası varlıklarıyla yükümlülüklerini hesabı yapıyorsun. Piyasa değerine göre bir değerleme yapıyorsun. En son hisse senetlerini piyasa değerinden, döviz kurunu. Bakıyorsun, örneğin yabancıların 2.20 kura göre 100 milyar dolarlık hisse senedi ve tahvili varsa kur 2.70'e çıktığında bu rakam 70'e düşüyor. Bu kadar onun için azalıyor. Peki bununla ilgili bir veri daha, iki veri daha söyleyeyim. Yani aslında yabancılar 30 milyar dolar para kaybetmiş. Risk taşıyan 170 milyar dolar risk taşıyan şirketler %10-15 para kaybetmiş. Peki kazanmak çok zor, artık kaybetmek çok kolay olmaya başladı. İki veri var. Yine tam da bu açıdan görmenizi rica edeceğim. Büyüme bunlardan birincisi. İlk çeyrekte %2,3 geldi. İçinde sanayi yok. Yalnız dolar bazında baktığınızda %2,93 daralma çıkıyor. Bu bir. İkincisi cari açık, biliyorsunuz orada da bir gerileme oldu. 44 milyar küsür dolara geriledi.
Aynı mantıkla onu da sormak istiyorum. 2.20 iken 60 milyar dolardı. 2.71 44 milyar dolar. Bana maliyeti ağırlaşıyor, değişmiyor ki. Rakam düşüyor ama maliyet artıyor. Bu yılın ilk çeyrek döneminde Ocak, Şubat, Mart aylarında Türkiye ekonomisindeki gayri safi yurt içi hasıla üretim yöntemiyle %2.3 artmış, açıklandı. Piyasalar biraz da iyimser olmaya zorlayarak tahminleri 1.6-1.7 idi. Niye bu kadar saptı? Şimdi bakıyoruz ilk çeyreğe. Döviz kuru yükseliyor. Tüketici güveni çakılıyor. İhracat %13'ü aşan oranda geriliyor. İnşaat geriliyor. Türkiye'de borç alacak zincirinde çakılmalar var. Onun için Cumhurbaşkanı faiz düşürüyor, Merkez Bankası kuru yükselince endişe ediyor, yapamıyor. Bu tablodan büyüme çıkması imkansızdı. Zaten sanayi üretimde artmıyordu. Pardon, bir uyarıda bulunmak istiyorum. Rakamlar küçük olunca vatandaşımız farklı algılayabiliyor. 1.6 ile 2.3 arasında %50 sapma var. Tabii büyük fark var. Çok büyük bir fark var. Bunu fark hatırlatmak var. İstedim. Çok büyük fark var. Ben büyümenin yani birin de gerçekte birin de altında, sıfıra yakın olduğunu düşünüyorum. Sanayi ama öyle zaten. Burada sabit. Piyasaların bir yönü vardır. Eğer gerçeği olduğu gibi gösterirseniz riskten kaçınma eğilimi ortaya çıkar, güçlenir. Bu da kontrolden bir şeyleri kontrol altına almayı zorlaştırır. Onun için insanların paniklemesini, riskten kaçınmasını engellemek için olduğundan iyi rakam gösterirler. Hı hı. Dünyada o 40 yıldır bu böyle. Nasıl çıkar bu rakam? Bakın 79'dan beri böyle. Piyasa mekanizmasının şeffaflığı katledildi kademeli olarak. Peki nasıl daralma varken büyüme nasıl çıkar? Katledileceğini de Amerika'dan öğrendi herkes. Bizimkiler dahil. Ben böyle büyüme yok. Şimdi kurları gayri safi yurt içi hasılayı kura böldüğün zaman geçen yılda mukayese ettiğinde o zaman 2.93 daralma çıkıyor. Şöyle söyleyeyim. Bu dönemde ekonomi büyümedi. İşsizlik arttı. Büyüme yalan. Gelirler azaldı. Ödenemeyen borç, yapılandırılan borç çok oldu. Ben bu rakamın gerçeği yansıttığını düşünmüyorum. Geçen sene de böyleydi ilk çeyrekte. Hı hı. O 17-25 Aralık süreci kurları, faizleri hareketlendirmişti. Merkez Bankası olağanüstü para kurulu toplamış, faizleri yükseltmişti. Verimsizlik çok yüksekti. İlk açıkladıkları 2014 ilk çeyrek için 3.3 açıkladılar büyümeyi. Doğru değildi. Ondan sonra yıllık rakamı iyi gösterebilmek için o ilk çeyreğin rakamını 4.9'a yükselttiler revizyonlarla. Ben büyüme rakamlarının için en uygun yerin çöp sepeti olduğunu düşünüyorum. Çünkü dert başka artık. Türkiye İstatistik Kurumu birilerine yaranacağım diye itibarını 5 paralık etti. Oysa bu kurumlar bize lazım. Evet. Yani bir çıkış yani, için lazım. İstatistikleri sen yozlaşmış sistem için mi hesaplıyorsun, vatandaşın bilgilendirmek için mi hesaplıyorsun? Bizde sadece yozlanmış sisteme hizmet etme anlayışı var. Vatandaş kimsenin umurunda değil. Parayı vatandaştan alıyorlar. Vatandaş maaşlarını ödüyor ama yumurtayı başka yere koyuyorlar. Cari açık aynı mantıkla değerlendirdiğinizde? 3.41. Piyasalar 2.9 milyar dolar bekliyormuş. Toplamda da 44 işte. Buna Nisan ayındaki altın ihracatında İsviçre'ye eklersen gerçek açık 3.4 değil 4.6. Ekonomi daralıyor ama cari açık küçülmüyor. Ne halt edeceğiz? Enerji fiyatları düştü. Ekonomi durgunlaşıyor. Bütçe açığı büyüyor. Ama bu cari açık düşmüyor. Ki Moody's'den, Fitch'ten hep cari açık uyarısı geliyor zaten. Yani bu tempoyla 40 milyar doların altına düşmeyecek cari açık. Nereden baksan önümüzdeki 12 aylık finansman ihtiyacı 200 milyar doların altında gelmeyecek. Biz bu parayı bulabilir miyiz? Bir, bu rakama ilave etmem lazım. Koşullar olumsuzlaştığında sıcak para çıkışı olacak. Vatandaş da tercihlerini değiştirecek. En az bunun %20-30 fazlasını bulman lazım kurların yükselmemesi için. Mümkün mü? Tek kelimeyle imkansız. Gemi su alıyor. Gemi batacak. Hani şu göçmenleri taşıyan iğreti gemiler var ya, Türkiye'yi bu hale getirdiler. Buna ilave bir şey sormak istiyorum. Bir benzetme daha yapayım. Lütfen. Sık yapıyoruz. Bunları anlatıyoruz. Hep Soma'ya benzetiyoruz Türkiye'yi. Soma'da o facia çıkana kadar herkes ne denirse yaptı işini kaybetmemek adına. Sonra bir gecede? Bir gecede her şey değişti. Türkiye'de böyle. Şu son bir haftada konuşmalara bak.
Ama herkes konumunu korumak için yapılmayacak işleri yapmaya başladı. Çok acı. Peki bir aynı risk şey, daha var. Bir anda her şey karışabilir. Bir risk daha var. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı açıkladı. Büyük ekşi. Parite kaynaklı ihracat kaybımız Mayıs ayında 1.1 milyar dolar oldu. İlk 5 ayda ise 5.7 milyar lirayı buldu. Yani yaklaşık 2,5 milyar dolar. Büyümeyi sordum size. Ya bir şeyi hatırlatacağım. Biz unutuyoruz bazı şeyleri. Biz 2015'in yılın başında bir hedef koyduk. İhracat odaklı büyüme. Büyüme rakamına bakıyorsunuz, sanayi yok. Sanayiciye bakıyorsunuz, kurdan zarar etmiş. Üretim artışı yok. Üretim artışı yok ama büyüme çıkıyor. Niye kimse bu soruları sormuyor? Dedik ya, Soma gibiyiz. Bir kaza olmadan önce risklerin konuşulması yasak. Ya, herkes pembe tablo çiziyor. Bu çok daha büyük işsizlik ve kapanan fabrikalar uyarısı yapıyor. Aynen. İşte tersten sıcak bir şey. Mayıs ayında otomotiv sektöründe iş bırakma eylemleri gördük. İşçi bir sendikadan çıkıyor, belki başka bir sendikaya girecek. Ne değişecek? Hiçbir şey. Ne işverenin sorunu çözülecek, ne işçinin sıkıntısı azalacak. Gerçeklerle yüzleşmeden. Yani başındaki seni kişileri değiştirmekle sorun çözemezsin. Şu anda Türkiye'nin başı öyle bir dertte ki, hükümet değiştirerek, bir şekilde hükümet kurarak aşılabilecek türden sorunlar değil bunlar. Hükümeti bile aşacak problemlerimiz var artık. Doğru mu? Yani Yunanistan'da Syriza hükümetine baksınlar. Benzer durumdayız. Hissedilmiyor olabilir. Onlara 5 milyar dolar yardım yapalım demiştik bir zamanlar. Değil mi? Peki son 2-3 dakikada şu yorumu almak isterim sizden. Seçim sonrası bir Türkiye fotoğrafıyla karşı karşıyayız ve sizin anlattıklarınız, yani dünyayla da beraber okuduğunuzda çok hoş bir manzara değil. Ülkeyi bekleyen olasılıklar ne sizce? Yani hesaplar, beklentiler, gerçekler. Şöyle 2-3 dakikada da bunu bir yorumlarsanız. Ülkeyi bekleyen olasılıklar, etkili ve yetkili kesimler, siyasiler, onları dışarıdan yönlendirenler, çıkarlarını onlara bağlayan sektörler. Bunlar gerçekleri konuşmaya devam edecek. Her şey iyiye gidiyormuş gibi gösterecek. Herkesi sakin olmaya davet edecek. Binanın taşıyıcı kolonların kırılmaya başladığını herkesten gizleyecekler. Önce kendilerini kurtarmaya bakacaklar. Başaramayacaklar. Bir bu. Bu olduğundan farklı görünmeyle ilgili. Mesela sen bana dün bir şey söylemiştin. İşte 32 sayılı kararda bir değişiklik yapılmış. Ha, evet, yurt dışına para... Yurt dışına yolcu beraberinde nakit olarak çıkarılabilecek para miktarı beyanda bulunmadan artırılmış. Ne daha önce bu? 5.000 dolar ve 5.000 TL'ymiş. Şimdi 10.000 euro ve 25.000 TL'ye çıkarılmış. Gerekçe ne? AB normlarına uyuyormuşuz. Bu ayarlamayla ona yaklaşmışız. Gülüyorum ben de. Niye gülüyorum? Ya siz 15 Nisan'da yolcu beraberine getirilen dövizleri beyana tabi olmaktan çıkardınız. Hangi AB normu diyorsunuz? Hangi AB normundan bahsediyorsunuz? Yoksa vatandaşın kulağına kar suyu kaçmışsa o suyu çıkarmak için göz boyamaya mı çalışıyorsunuz? Neyin imaj çalışması olabilir bu? Türkiye'de dışarıdaki olumsuzluk Türkiye'yi kambiyo rejimini değiştirmeye zorlayacak. Bugünkü özgürlükler kalmayacak. Bu alınan karar böyle bir şey olmayacak mesajı vermek için yapılmış bir hamle olabilir. Ya ben güçlüyüm mü demeye çalışıyorlar. Hayır, gücümüz yok. Kof bir görüntüyüz şu anda. Bunu vatandaş, hadi vatandaşı kandırdınız, dışarıdakini kandıramıyorsunuz ki. Bari bana da gerçeği söyle. Faturayı ödeyecek olan benim. Şimdi alışmış kudurmuştan beterdir derler ya. Göz boyama yaklaşımı alışkanlık haline geldi, kurtulamıyoruz artık. Gerçeklerle barışamıyoruz. Ama ekonomi öyle bir şey ki, gerçeğe ne kadar gözlerinizi yumarsanız yumun, ister siyasetçi olun ister vatandaş, gelir. Hadi bugüne uygun şey, Osmanlı tokadını ortaya, suratınızın ortasına atar. Tersten söyleyeyim, Fransa'da. Yumurta fiyatları yükseliyor. Halk sıkıntılı, Fransa ihtilaline yakın dönemler. Kral ferman veriyor. Yumurta fiyatlarını kim artırırsa giyotine. Bir süre sonra piyasada hiç yumurta kalmıyor. Fiyat da sorulmuyor. Niye kara borsaya inmiş? 30-40 kişinin kellesi giyotinde gitmiş. Hiçbir şey değişmemiş. Ekonomi böyledir.
Ekonomideki eğilimler ferman dinlemez. Yani ekonomi politikası olur, ekonomi siyaseti olmaz. Politikası olur. Yani çok ironik bir ayrım. Mutlaka izleyicimiz bunu anlayacaktır. Sayın Cebek, çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok kafamız karıştı. Keşke güzel güzel şeyler anlatabilseydin. Vallahi birilerine de doğruyu söylemesi gerekiyor. Ha, buradan çıkacak mesaj ne dersen, duyacakları pembe tablolara, hayallere itibar etmesinler. Ayaklarını yere bassınlar, riskten kaçınsınlar. Yani Don Kişot olma heveslisi olmasın kimse. Sayın Cebek, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, gerçekleri dinlediniz. Demin hani böyle bir örnek verirken bir Osmanlı tokadı benzetmesini bilerek kullandım. Çünkü tabii ki umuyorum öyle bir şey ama bugünü anlamak için hep burada Sayın Cevelek'le konuşuyoruz. 1919'lardayız, 18'lerdeyiz. Osmanlı'nın başına ne geldiğine bakın. Kuru kuruya Osmanlıcıyız diye bağırmak yerine ondan sonra karşımıza siyasetçi olarak gelin. Çünkü adım adım aynı yere gidiyoruz. Hoşçakalın efendim.